batılılaştırmak parantez içerisinde mümkün olmadı şu ana kadar. Şimdi siz Suriye'de 300 bin insanı öldüreceksiniz. Irak'ta Irak'ı işgal edeceksiniz. Orada insanları öldüreceksiniz. Afganistan'ı öldüreceksiniz. Sonra da bu coğrafyanın bir parçası olan Türkiye'yi batılılaştıracaksınız, medenileştireceksiniz. Ya onlar öldürüyor. Şimdi bu genler uyuşmaz zaten. Şimdi medenilik ne zaten? Yani bu olmaz, bu uyumuyor bu yapı. Önce itiraz edin Batı'nın bu yaptıklarını. Eğer Batı'dan bir şey bekliyorsanız, kardeşim yani sen burada benim ailemden, benim tarihimden, benim kültürümden bir parçayı öldürüyorsun, katlediyorsun, zulmediyorsun, onların yaşam hakkı tanımıyorsun. Sonra da dönüp diyorsun ki sen bana dahil ol. Bu mümkün değil, bunu yapamayız deyip kendilerinin buna itiraz etmesi, isyan etmesi, karşı çıkması gerekiyor. Bu yanlış görüyorlar. Yani Doğu'yu ıskalamak demek Batı'ya gideceklerini anlamına gelmediğini bir kez daha görsünler. Evet, CHP'den devam ediyoruz. Mustafa Baybay bir tweet hesabından, Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ile Büyük Millet Meclisi'ne baş başa görüştük. Başarılı bir kurultay süreci dileğini paylaştık diye paylaşmış. Arkadaşlar ekrana verdiler. Dün Muharrem İnce diyordu ki CHP'de asla ve asla çok adaylı bir kurultay olmaz diyordu. Acaba adayları tek adaya mı düşünmeye çalışıyor Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu böyle bir niyeti olmaz. O en son yapılacak meseledir. Şu aşamada Umut Orhan ve Muharrem İnce şey istiyorlar. Olağanüstü kongre talep ediyorlar. Evet. Mustafa Balbay olağanüstü kongre demiyor. Normal zamanında. Ama şeyde, özür dilerim. Muharrem İnce'den bugün Hürriyet'teki çarşamba sohbetlerinde Ahmet Hakan'ın konu olağan ya da olağanüstü. Hiç fark etmez. İlk kurultayda bu yönetim değişmeli. Değişiyor yani hepsini ama imza topluyor olağanüstü kongreyi gerçekleştirebilmek için. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun birinci önceliği olağanüstü kongre için gerekli imzanın toplanmasının önüne geçmek. Bunu yapabilmek. O yüzden Mustafa Baba'yla da görüşür. Diğerleriyle de görüşür. Normal kongrelerimizi yaparım. Ondan sonra orada hesaplaşalım diyecek. Ondan sonradır adaylar ikiye insin, üçe insin filan mücadelesi diyebilir. Peki Kılıçdaroğlu Hürriyet'i kaybetti mi? Bugün baktığımızda Muharrem İnce'ye sanki Hürriyet ve Doğan grubu doğal olarak Hürriyet demek zaten o. Tabii başka ifadeleri de var. Eski devlet diyelim. Kılıçdaroğlu'ndan sanki ümidini kaybetti mi yoksa aslında başka bir oyun mu dönüyor? Bir tabii Kılıçdaroğlu'na dair onu getirenlerin nezdinde bir soru işareti var. Bizim proje tam anlamıyla gerçekleşmedi. Amacımıza ulaşamadık. Bunun sorumlularından birisi de Kılıçdaroğlu diyorlar. Nasıl Fethullah terör örgütü başaramadı, sorumlu haline getiriliyor şimdi. Onun da üzerine çiziyorlar ise. Kılıçdaroğlu konusu üzerine tam çizmiş değiller. Ama bir soru işareti var. Manşete çektikleri şey de çok önemli. Bakın o konuşmanın manşeti. Ben olsam Baykal'ı adaylıktan çeker, Ekmel